kabul edilecekse, gelecekse, bir sonraki celse de onlar dinlenecek. Yani bu duruşmalar kapsamında oldukça tanık dinleneceğini, yeni sanıkların ekleneceğini, zaten iki ayrı suçtan dolayı bir soruşturma var. Bununla ilgili bir iddianame düzenlendiğinde bunların, bu dosyaların birleşmesi çok muhtemel, kuvvetle muhtemel. Bunun haricinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahısların da makul olmayan bir açıklamalara göre teslim ettiğini beyan ederek herhangi kimseye bir taahhütte bulunmadığını söyleyerek suçtan kurtulmaya çalışmaktadır. Çalışmıştır. Ama tüm müştekilerin neredeyse fon kavramını kullanması bu beyanların mahkemece çok kale alınmayacağını göstermektedir. Uluslararası fonlarda değerlendirileceği için daha yüksek bir kar payı alabileceğini söyleyerek müvekkilleri ikna ediyor. Müvekkiller zaten yıllardır Seçil Hanım'ın ve Denizbank'ta Galatasaray'ın sponsor olması sebebiyle kurumsal bir güven var. Hatta neden bunu hesaba yatırmıyoruz diye sorduklarında Seçil Hanım da şunu söylüyor. Bu bankanın kurumsal bir fonu, bankonun üst düzey yöneticileri bunu yönetiyor. Bu doğrudan saklamaya, genel müdürlükteki saklamaya gidiyor. Daha sonra uluslararası piyasalarda bu değerlendiriliyor. Onun için bunu şubeden yatırmak suretiyle bu sisteme giremiyorsunuz diyor. Yıllardır hem banka hem Seçil Erzan'a olan güven ilişkisi sebebiyle dediklerini yapıyorlar, teslim ediyorlar. Karşılığında da Denizbank Antetli, Denizbank kaşesinin bulunduğu parayı yatırdıklarına, ne zaman ne kadar alacaklarına dair de makbuzlar alıyorlar. Şimdi Seçil Erzan, başsavcılık nezdindeki 3 Mayıs 2023 tarihli ifadesinde çok çarpıcı beyanlarda bulunuyor aslına bakarsanız. Bu medyada da daha önce çıkmıştı. Aynen kendi ifadesi şu, banka bu durumu biliyordu. Bilmese dahi bilmesi gerekiyordu. Banka kendini kurtarmak için böyle bir yola gitmeye karar vermiş diyor. Son çıkan bir görüntüde hatta Asiye Öztürk isimli müdür yardımcısı da bu paraları sahip teslim etmiş. Yani burada bu şubenin bunu bilmemesi, bankanın bunu teftiş etmemesi sebebiyle sorumluluğu çok açık. Davada oldukça enteresan bölümler var. Daha sonra bir bilirkişi incelemesi gerçekleştirildiğinde burada görüntülerin bir kısmının sağlıklı olmadığı, bir kısmının ise görüntü kayıplarının olduğu ortaya çıkıyor. Görünmeyen, anlaşılamayan bölümler olduğu ortaya çıkıyor. Burada da bunun tekrardan belki bir inceleme yapılıp bu kayıtların ortaya çıkarılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli olacaktır. Dijital verilerimizi de talep edeceğiz tabii ki. Onunla ilgili bir tahrip, bir silme gibi bir durum varsa buna ilişkin olarak da bir bilirkişi incelemesi tabii ki talep edeceğiz. Biz de banka üst düzey yetkilileri hakkında İftira suçundan dolayı şikayetçi olduk. O süreç şu anda devam etmektedir. 12 Ocak'ta gerçekleştirecek duruşmada öncelikli olarak geçen celse, yani ilk celse katılamayan müştekiler vardı. Bunlar yaklaşık 6 kişiydi. Evet, 6 kişiydi. 6 kişinin ifadesi alınacak. 12 tane tanık var. Bu tanıkların dinlenmesine geçilecek. Biz bu banka üst düzey yöneticilerinin en azından bu davada tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtmiştik. Böyle bir talebimiz vardı. Bu hususun gelecek celse değerlendirmesine karar vermişti mahkeme. Buna ilişkin kararını açıklayacaktır. Burada tabii enteresan konu, 7 Nisan günü bankanın Seçil Erzan hakkında bankacılık zimmeti, dolandırıcılık ve özel evrakta sahteciliğe ilişkin savcılık nezdinde şikayette bulunması. Yani banka 7 Nisan'da şikayette bulunmuşken, bu kişiye yurt dışı çıkış yasağı konulmuşken, banka yetkililerinin aslında Seçil'in nerede olduğunu bilmesi, buna ilişkin de kolluk kuvvetlerini veya savcılığı bilgilendirmemesi hususu da var. Bunların hepsi birlikte nazar alındığında bir şeylerin değiştirilmeye, gizlenmeye çalıştığı kanaati uyandı bizde. Biz de bunun üzerine zaten yine bu adı geçen kişiler hakkında, banka üst düzey yöneticileri hakkında suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan şikayetçi olduk. O süreçte devam etmektedir. Şimdi Seçil Erzan'ın ifadesinde iki tane tanığı var. Birisi annesinin bakıcısı, birisi de bir yakını. O gün evde olan, yani 8 Nisan günü evde olan kişiler bunlar. Bunlar mesela ses kaydı alındığına şahitler, kapıdaki güvenliklere şahitler. Hatta çok enteresan bir şey, polis 10 Nisan günü Seçil Erzan'ın kapısına gittiğinde kapının önünde bir tane araç, içinde de 3-4 kişi görüyor. Onlara kim olduklarını sorduğunda Denizbank'ın güvenliği, Seçil Erzan'ın tehdit aldığı için burada güvenlik olarak bulunduğunu söylüyorlar. Aslında yani polisin tutanağında, dosyanın içerisinde bulunan tutanakta dahi bu hususun doğruluğu ortaya çıkmış vaziyette. Mahkeme tarafından ihtiyat elçisi kararı verildikten sonra ve Denizbank tarafından da herhangi bir teminat gösterilmemesi üzerine biz de müvekkillerimizin haklarını korumak, avukatlık vazifemizi yerine getirmek amacıyla Denizbank Genel Müdürlüğü'ne ihtiyat elçisinin tatbiki için başvurduk, gittik. Burada banka avukatları tarafından engellemeye çalışsak da burada bir hukuki hakkımızın olduğu, bankaların ihtiyat elçisinden azade bağımsız olamayacağını belirttik.
memurluğa da talebimizi ilettikten sonra haciz işlemine geçilirken sonra gördüğümüz lüzum üzerine herhangi bir haciz işlemi yapmadan haciz mahallini terk ettik. Zaman zaman ofisimizi arayan bu iddialarda bulunan şahıslar olabiliyor ama bu şahıslar kimdir, gerçekten dolandırılmış mıdır bunları biz bilemiyoruz. Size toplam bir 45 milyon dolar civarı, 45 milyon dolar artı 15 milyon lira civarı bir dolandırılma tutarı söz konusu ama bu tutar sanırım çok daha yükselecek zamanla. Çünkü birçok insan kendilerini de Seçil Erzan'ın fon vaadiyle dolandırdığını iddia ediyorlar. MASAK'tan bir rapor istenmiş, dosyada mevcut. Burada bu dönemlerde, bu fiillerin gerçekleştirildiği iddia edilen bu dönemlerde Ali Yörük, Atilla Yörük ve Ali Yörük'ün eşinde bir mal varlığı artışlarının olduğu tespit edilmiş vaziyette. Elde edilen suç kapsamında elde edilen gelirle mi alındığı yoksa kendi öz kazanımları mı olduğu konusu mahkemenin takdirindedir. Yanlış hatırlamıyorsam 86 kere bir yurt dışına çıkış var. Bunu sanık ifadesinde orada işte içki daha ucuz, eğlence daha ucuz diye biz ben her zaman çıkarım eğlenmeye oraya giderim diye şeklinde açıkladı ama bunların da araştırılmaya muhtaç olduğu kanaatindeyiz. Çünkü ortada çok büyük bir para var. Bu paranın nerede olduğu belli değil. Seçil Erzan da ifade etmiyor. Tutanaklara da geçti. Şöyle bir durum oldu. Denizbank avukatlarıyla Seçil Erzan avukatlar arasında bir kağıt alışverişi oldu. Duruşmada gözümüzün önünde. Biz müşteki avukatları hepimiz birden kalktık, itiraz ettik, bunu tutanağa geçirdik. Bu da açıkçası pek makul ve olağan gelmedi bize. Yani gözümüzün önünde yazılı sayfalar Seçil Hanım'ın avukatına teslim edildi. Bunun da aslında araştırmaya muhtaç olduğu kanaatindeyiz. Denizbank dosyayı katılma talebinde bulundu. Suçtan zarar gördüğü iddiasıyla. Aslında hukuk tekniği açısından baktığımızda suçtan zarar görmediği kanaati oluştuğu için biz bu talebe itiraz ettik. Mahkemede bizim talebimizi hukuk uygun görerek katılma taleplerini ve katılma taleplerine bağlı olan soru sorma taleplerini de reddetti. Zaten bu karardan sonra biz o kağıt alışverişini gördük. Yani orada bizim düşündüğümüz kendi soramadıkları için bazı soruları Seçil Erzan avukatı vasıtasıyla sordurma çabasıydı. Yeni tanıklar, yeni deliller mutlaka ortaya çıkacaktır. Belki davanın seyrini değiştiren, esasını değiştiren bir hale bürünecektir.